İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Gençlik Konseyi'nin sesi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde kış sezonu askeri alma kayıtları 25 Aralık'ta başlayacak. Beklaryan, Artsakh Devlet Başkanlığı Departmanı Başkanı olarak atandı. Suriye ve Rusya Federasyonu donanması Tartus Deniz Üssü'nün savunması için ortak tatbikatlar gerçekleştirdi. Batı Ermenistan'ın Van'daki kazılarda tarihat arabası tekerlerine rastlandı. Bugün Gurgen Yanıkyan'ı anma günü. Batı Ermenistan'ın Gençlik Konseyinin sesi Merhaba sevgili Ermeni kardeşlerim, bugün bu Yeni Yıl mesajıyla Batı Ermenistan Gençlik Konseyi adına Dünya Ermenilerine hitap etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 27 Eylül 2020'de düşman tarih ve kültür dolu kutsal arsamıza yeniden saldırdı. Düşman, arsayı işgal etmek, orada yaşayan yerli Ermeni halkını yok etmek, manastırlarımızı, kiliselerimizi, mezarlarımızı yıkmak ve yok etmek gibi uzun süredir var olan niyetlerinden bazılarını nihayet gerçekleştirmeyi planladı. Bu topraklarda Ermenilerin binlerce yıldır varlığını kanıtlayan her şeyi Ermeni tarihini silmek ve yerine 2005 yılından Nahçıvan'da olduğu gibi kendi sahte tarihiyle değiştirmek istedi. Ermeni askerleri aslanlar gibi savaştı. Atalarının ve Ermeni mücadelesine devam etti. Özgür, bağımsız ve birleşik bir Ermenistan'a sahip olma mücadelesi düşmanın programlarının uygulanmasını durdurdu. Binlerce Ermeni kutsal vatanını savunmak için onursal savaş alanında düştü ve şehit oldu. Evet, düşman kutsal vatanımız olan Artsah'ın önemli bir bölümünü geçici olarak işgal etmeyi başardı bu büyük bir acı ama bugün hissettiğimiz bu acı yarın hissedeceğimiz büyük bir güce dönüşecek. 2021'de Ermeni milletinin büyük zafer dönemlerinin başlamasını diliyoruz. Umutsuzluğa kapılmayalım ve birleşip tek yumruk olmamız gerekiyor. Tarihimizin kanıtladığı gibi ulusal sorunlarımızın çözümü bir tek birliğimizde bulunuyor. Birleşip büyük bir güç oluruz ve düşman bu güçten korkarak kaçıyor düşmanın planlarından birinin de bizi bölmek, her yönden etkilemek olduğunu ve böylece Ermeni Birliği'nin iktidarının gerçekleşmemesi olduğunu ve bunu bilerek düşmanın planına göre yaşamamamız gerektiğini belirtelim. Ulusal olarak bir hedef etrafında birleşmeli, bölünmüş vatanımız artsa Ermenistan ve Batı Ermenistan'ı yeniden inşa etmeli ve birleştirmeliyiz. Atalarımız hedefimize ulaşmak için bin yıl boyunca savaştı. Barur Şahumyan, Batı Ermenistan Gençlik Konseyi. Armen aktardığına göre hükümet oturumunda verilen karara dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti'nde kış zorunlu ve alternatif askerlik hizmeti 25 Aralık'ta başlayacak zorunlu askerlik 25 Aralık 2020-31 Mart 2001 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hükümetin kararına göre zorunlu veya alternatif askerlik hizmetini kanunla belirleme süresi içinde 14 Şubat 2001'e kadar terhis edilmesi öngörülmektedir. Armin Press'in aktardığına göre Artsakh Devlet Başkanlığı Ofisi Bilgi Departmanlığından yapılan açıklamada Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Garutunyan, Artak Bekleryan'ın Artak Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Departmanı Başkanı olarak atanmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Armen Press'in haberine göre Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki Rus deniz Üssünün savunmasına yönelik tatbikatlar sırasında yaklaşık 10 adet Rus savaş gemisi, tor ve pansir hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Uzak bölgedeki Rus donanması komutanı Dimitri Dobrin'in gazetecilere verdiği demeçte 500'den fazla askerin katıldığı tatbikatta ilk kez kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin ortak harekatları geliştirildi dedi. Rus tarafının özellikle kalibre seyir füzeleri Amiral Essen Fırkateyni ve Vişni Volaçek küçük füze gemisi olmak üzere tatbikatlara katıldığını söyledi. Dobrin'in Suriye donanmasının dört gemisinin de katıldığını ifade etti. Ona göre tatbikatlar sırasında Rus ve Suriye gemileri Rusya'nın Tartus'taki lojistik noktasına yapılan konvansiyonel drone saldırısını püskürttü ve kuvvetlerin konvansiyonel düşmandan çekilmesini sağladı. Batı Ermenistan'daki Van ilinin Erciş'te yapılan tarihi kazılarda Ararat Krallığı dönemine ait kayalıklarla oyulmuş at arabası tekerleklerine rastlandı. Van Kalesi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Kale çerçevesinde Çavuştepe Kalesi ve nekropolünde Ayanis Kalesi'nde Ararat Krallığı yaşamına dair önemli bulgulara ulaşıldı. 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu, Erciş ilçesinde 30 kilometre uzaklıktaki Ulu Pamir köyü yakınlarında yüzey araştırması yaptı. Sarı Kayalıklar diye adlandırılan tepe ve eteklerindeki vadide yürütülen çalışmalarda çeşitli dönemlere ait mimari kalıntılar, çömlek ve seramik parçaları, tahrip edilmiş mezar ve Urartu kalelerinde de örnekleri bulunan kayalara oyulmuş tekerlek kalıpları bulundu. Gurgen Yanıkyan 24 Aralık 1895'te Batı Ermenistan'ın Garin Erzurum şehrinde doğdu. 27 Mart 1984'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde vefat etti. Ermeni yazar ve mühendis. Yeni Çağ Ermeni Silahlı Kurtuluş Mücadelesi'nin kahramanı. Ermenilere karşı işlenen soykırımın bir tanığı. Moskova Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve burada İngilizce yazan yazar olarak tanındı ve Mark Twain adlı ödüle layık görüldü. 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Ermenistan'a gelerek Mardiro Sarya'nın ev müzesini ziyaret etti ve Sarya'nın uzun yıllar kayıp olduğu düşünülen Doğu Oda adlı 1918'de yaratılmış tablosunu bağışladı. 77 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk konsolos yardımcısına suikast düzenledi ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım için adalet istedi mahkemede Türkiye'nin inkarına karşı konuştu ve Batı Ermenistan'ın kurtuluş fikrini savundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1981'de hapiste 8 yıl yattıktan sonra ziyaretçilere kapalı olan bir hastaneye kaldırıldı. Orada da 27 Mart 1984'te uzun bir hastalık geçirdikten sonra vefat etti. 2019 yılının 5 Mayıs tarihinde Yerebulur adlı panteona gömüldü. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın kurucularından biridir. Bu vesileyle yaşlı yanık yan yalnız kalmayacağımı biliyordum demişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naragatlı topluluğu tarafından seslendirilen dalboriki 2 adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.